Değerli izleyenler, bir hafta sonu daha birlikteyiz. Cumartesi, pazar arkada kaldı. Bugün pazartesi ve maç yorumlarınızla karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Zeki. Hocam bu hafta U14'ler başlayacaktı ama başlayamadı. Biz de gününe kadar gittik. Buradan başlayalım. Kar engeli oldu. 4 karşılaşma aynı anda iptal oldu. Buradan bir değerlendirmeye başlayalım. Tüdeves'te Bandırma bir hafta sonra başlayacaktı U14'ler liginde. Gönen'de ise bu hafta start alacaktı. Büyük bir hevesle soluğu Gönen'de aldık. Hava aslında güzeldi fakat akşam yağan kar. Bir de baktık ki Gönen'deki saha, amatör saha, futbol oynama elverişi değil. Tamamen karla kaplı. Yetkililer de çaresiz bir şekilde bekliyor. Eleman sayısı yeterli olmadığı için onlara da hak vermek gerekir. Gittik. 4 maçı da iptal olduğunu öğrendik ve senin tabirine güzel bir Gönen körtesi yiyerek Bandırma'ya döndük. Yani U14'ler Ligi Gönen grubu son aldığımız bilgilere göre çarşamba günü oynanacak. Evet, Gönen grubu dediniz. Hemen gruplamaya gireyim. Bu arada sanıyorum bir grup daha var. Bandırma grubu var. Bir de sevgili Zeki. Bandırma grubu önümüzdeki normal başlangıcında başlayacak. Cumartesi günü, önümüzdeki cumartesi günü start alıyor. Gönen bir hafta önce başlayacaktı. Hava şartlarından dolayı çarşambaya kaydırıldı. Evet. Teşekkür ediyorum. Böylelikle 14 Gençler Ligi'ne geçelim. Biz o 17'nin 9. haftasına gelelim. 9. haftada toplu sonuçlarla başlayalım. Oynamayan ligin toplu sonuçları da olmaz sevgili Zeki. Sen güzel klasik sorularını soruyorsun bana ama Bandırma Spor 3, Gönen Karşıyaka 0. Gönen Karşıyaka büyük bir ihtimalle listede ismi yoktu. Baktım haftalık programda. 3-0 Lükmen kazandı. İç Spor ligin ikinci haftasında ligden çekildiği için Edincik Spor son haftalarda yükselişe geçen Edincik Spor Lükmen galibiyetle puanını bir anda 12'ye taşıdı. Ve oynanması gereken, cumartesi günü oynanması gereken Gönen Belediye Sarıköy maçı da ağır sağ koşulları nedeniyle çarşamba gününe ertelendi sevgili Zeki. Evet, o zaman hocam bitme bir hafta kala puan cetveli bize ne diyor U17 gençlerde? Bir de onun değerlendirmesini alalım. Puan cetvelinde değişen bir şey yok. İlk iki sıra Bandırma Spor ve Gönen Belediye Spor'un parsellenmiş durumda. Buna göre Bandırma Spor şampiyonluğa daha yakın. Playoff yani ikinci olarak da Gönen Belediye Balıkesir'in yolunu tutacak. İlk iki belli yani. Belli diyorsun. Evet. O zaman önümüzdeki hafta hangi karşılaşmalar bizi bekliyor diyelim ve buradaki yorumlarımızı noktalayalım. Noktalayalım. Formalite maçları oynanacak U17 Gençler Ligi'nin son hafta. Lider Bandırma Spor Edincik'le oynayacak Bandırma'da. İlk maçı 13-0 idi. Farklı bir sonuçla kazanmıştı Bandırma Spor. Fakat bu kez karşılarında daha disiplinli bir Edincik Spor bulacaklar. Bu kadar rahat farka gideceklerine inanmıyorum. Edincik Spor, Bandırma maçı amatör bir ruhla seyredilmeye değer diyorum. Edincik Spor'a dikkat diyorum burada. Tabii ki kağıt üzerinde favori olan Bandırma Spor. Gönen Karşıyaka, Gönen Belediye ilk maçı Gönen Belediye 8-1 kazanmıştı. Yine Gönen Belediye Spor, Gönen Karşıyaka'nın da kesin favori. Eğer Gönen Karşıyaka ligden çekilmişse hükmen 3-0 galibiyetle Gönen Belediye Ligi tamamlamış olacak. Sarıköy Eti maçı var. Eti ligden çekildiği için Sarıköy 3 puanı son hafta hanesine yazdıracak ve ligi 10 puanla tamamlamış olacak sevgili Zeki. Yani önümüzdeki hafta sonucu belirlenen karşılaşmalar var. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Ben U17 Gençler Ligi'ni noktalarken Edincik'teki yeni sentetikalı sahanın açıldığını, dolayısıyla Edincik Spor'un bu hafta kendi sahasında antrenmanlarına başladığını duyurusunu yapayım. Kendilerini tebrik ediyoruz. Hayırlı olmasını diliyoruz. Diğer yorumlarımızda görüşmek üzere. Burada bir parantez açayım. Edincik Spor'da yemek artık kolay mümkün olmaz diyorum. Özellikle U17'ler seviyesinde. Bu Bandırma maçını kastederek konuşmuyorum. Bu çocuklar her gün üzerlerine bir şeyler koyarak geliyorlar. Edincik'te yakınları da bu maçları izleyecektir. Artık önümüzdeki sezon bilhassa Edincik deplasmanından puan Edincik çıkarmak bir tarafta faktörüyle bir avantaj kazanıyor. Kolay olmayacaktır diyorum. Yetkililer U16 ligine de katılacaklarını söylüyorlar. Yani Edincik lige, alt liglere zevk getirir diyebilirim sevgili Zeki. Evet hocam, teşekkür ediyorum. Böylelikle U17 Gençler Ligi ve U14 Gençler Ligi yorumlarını notladık. Diğer yorumlarımıza görüşmek üzere.